Muğla'da doğal sit alanları imara mı açılıyor? Gökova Körfezi, Marmaris, Milas ve Ula ilçelerinde doğal sit alanlarının statüleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca değiştirilerek yapılaşmanın önü açıldığı iddia ediliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi 24.171 hektarlık doğal sit alanının yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya kaldığı için karara tepkili. Sözcü'ye konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün karara karşı çok sayıda dava açıldığını söyledi. Kendilerinden öneri alındığını ancak önerilerinin bir kıymet görmediğini belirten Gür'ün Gökova Körfezi dirhem dirhem satılacak dedi. Şu anda Körfez'e 60 ila 70 tane marina olabilir, oteller olabilir, Gökova Körfezi diye bir şey kalmaz. Zaten yıllardır niyetleri buydu. Net olarak biz burayı rant kapısı yapıp dirhem dirhem satacağız kararının önemli adımları bunlar. Kıyı dışında denizin içini de tarif ediyor. İskele yapacaksın deyip denizi de planın içine alıyorlar. Böyle bir şeyi hayal bile etmek istemiyorum. Çıkarılan yasalarla belediyelerin yetkilerinin çok kısıtlandığına dikkat çeken Gür'ün yasalardan başka enstrümanım yok, elime sopa alıp da dışarıya çıkamam ifadelerini kullandı. Bakanlığın Muğla'da 25 dönümlük ormanlık alanı ve birçok kıyı alanını belediyeden alıp Muğla Turizm Çevre Vakfı adlı bir şirkete kiraya verdiği iddia edilmişti. Gür'ün yerelleşmenin dünyadaki yönetim tarzı ve demokrasi gereği olduğunu vurguladı. Benim kıyılarımdaki plan yapma hakkımı benden alıp sen bunu bilmiyorsun, ben yaparım diyorsun. Bunu yukarıdan istediğin gibi yapıp istediğin kişilere veriyorsun. İlkeleri koyup beni denetlesin. Yerelleşme değil merkezileşme oluyor artık. Çağdaş şehircilikle alakası olmayan rant meselesi bu. Belediye olarak devre dışı bırakıldığını söyleyen Gür'ün sözlerini "Yapacak tek şeyim dava açmak" ifadeleriyle sonlandırdı.